Natasha Kampusch, Avusturya'nın Viyana kentinde annesi ve babasıyla beraber yaşıyordu. Kendisi 1998 yılında 10 yaşındaydı. Ailesiyle iyi anlaşamıyordu. 2 Mart 1998'de okuluna gitmek için evinden ayrıldı. Fakat okula hiçbir zaman ulaşamadı. Her zamanki güzergahından okuluna doğru ilerliyordu. Bu sefer farklı olarak beyaz bir minibüs onu takip ediyordu. Doğru anı kollayan adam minibüsten indi ve hızlıca 10 yaşındaki Natasha'yı kaçırdı. Gündüzdü ve etrafta insanlar vardı. Olaya şahit olanlar hemen polisle iletişime geçti. Polis hemen olayı incelemeye başladı. Minibüsün markası belliydi fakat bir plaka yoktu. Aile duruma dair bilgilendirildi. Şok içindeydiler. Yetkililerse bu olayın çok çabuk çözüleceğine emindiler. Güpegündüz ve alenen işlenmiş bir kaçırma vakasıydı bu. Fakat bu olayın sonucu ermesi polisin tahmin ettiğinden çok daha uzun sürecekti. Natasha, onu kaçıran Wolfgang Prikopil isimli 36 yaşındaki adamın evinin altındaki bodrumda tam 8 yıl yaşayacaktı. Polis ilk olarak minibüsü araştırmaya başladı. Bu araştırmalar onları kısa bir süre sonra Wolfgang'in evine götürecekti. Adam evinin önünde kısaca sorgulandı. Kaçırma günü nerede olduğu veya minibüse neden ihtiyacı olduğu gibi sorular sordular ona. Hepsine verebilecek bir cevabı vardı. Bunlar yalandan ibaretti. Fakat polis ondan şüphelenmedi. Aradıkları kız birkaç metre aşağılarında tutsak haldeydi. Fakat polis bunun farkında değildi. 8 yıllık tutsaklık sürecinde Natasha evin bodrumunda kalıyordu. Odada bir pencere yoktu. Aynı zamanda ses geçirmemesi için özel olarak inşa edilmişti. İlk 6 ay boyunca Wolfgang, zavallı kızın oradan ayrılmasına asla izin vermedi. Bütün saldırılar bodrumda gerçekleşiyordu. Birkaç ay geçtikten sonra onun yukarıya çıkmasına izin vermeye başlamıştı. Fakat her gece ve Wolfgang çalışmaya gittiğinde bodruma inmesi gerekiyordu. Bir görgü şahidinin ilginç bir ifadesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Wolfgang'in bir iş arkadaşı onu ziyarete geldiğinde Natasha'yı gördüğünü söyledi. Bahçede oynuyordu. Gayet mutluydu. Ona bu kızın kim olduğunu sorduğunda bir arkadaşının kızı olduğunu söylemişti. Arkadaşının kendi ifadesini aktarmam gerekirse, kız gayet mutlu ve rahat gözüküyordu. Bu yüzden onun tehlikede olduğunu asla düşünmemiştim, demiştir. Natasha'nın Stockholm sendromu etkisinde olduğunu söyleyebiliriz. Stockholm sendromunun tanımını yapmam gerekirse eğer, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumdur. Devam edelim. İlginç detaylardan bir diğeri, 18 yaşına girdikten sonra Wolfgang, Natasha'yı dışarı çıkarmaya başlamıştır. Hatta beraber kayak yapmaya bile gitmişlerdir. Natasha ifadesinde, eğer ses çıkartırsa onu öldüreceğini ve aynı zamanda kaçmak için hiçbir fırsatı olmadığını söylemiştir. Kaçırılmasından bir süre sonra beraber kahvaltı etmeye başlamışlardır. Hatta bu psikopat adam Wolfgang kendi söylediğine göre onun eğitimini engellememek için ve bodrumda kaldığı süreyi değerlendirmesi için ona ders kitapları almıştır. Onun televizyon izlemesine izin veriyordu. Fakat kayıttan. Haberleri izleyip ülke çapında arandığını öğrenmesini istemiyordu. Natasha ifadelerinde defalarca kaçmak istediğini fakat bu fırsatların çok az olduğunu söylemiştir. Wolfgang, pencerelerde patlayıcı sistemler olduğunu, eğer içeriden açtırırlarsa patlayacaklarını söylemişti. Aynı zamanda ana kapıyı da sürekli kilitli tutuyordu. Bunlar birer blöftü, fakat çok etkili blöfler. Aynı zamanda yaptığı bir diğer tehdit ise, eğer kaçarsa yan taraftaki komşularını öldüreceğini söylemiştir. Bir keresinde adamı etkisiz hale getirmek için bir plan yaptığını fakat bundan korktuğu için vazgeçtiğini söylemiştir. Kaldığı odanın duvarlarına birinin duyması umuduyla şişeler fırlatmış fakat bu çabaları da başarısız kalmıştır. Zorla alıkonulduğu yıllar boyunca Natasha fiziksel ve ruhsal olarak saldırıya uğradı. Kilosu 40'a kadar düşmüştü. Yıllar geçiyordu. Tam 8 yıl o zindanda mahsur kalmıştı. Tarih 23 Ağustos 2006, saat 12.53. Wolfgang, Natasha'yı otomobilini temizletiyordu.
Süpürge açıktı ve Wolfgang'in telefonu çaldı. Süpürge sesinden dolayı biraz uzağa gitti. Natasha bu fırsatı değerlendirdi ve kaçmaya başladı. 200 metre kadar koştu. Bahçe yerdeki çitlerden atlıyor, zikzaklar çiziyordu. İnsanlara polisi aramaları için yalvarıyordu. Fakat kimse oralı olmadı. 5 dakika daha yürüdü. Bir evin kapısını çaldı. Inge isimli 71 yaşındaki yaşlı bir kadın kapıyı açtı. "Ben Natasha Kampusch," dedi. Kadın onun kim olduğunu haberlerden tanımıştı. Polis arandı ve saat 13.04'te polisler kadının evine geldi. Natasha ifadesi alınması için karakola götürüldü. Sağlıklıydı, en azından fiziksel olarak. Onun ifadesini alan memurun söylediğine göre sözcük kullanımı ve diksiyonu beklentisinin çok üstündeydi. Natasha'nın söylediğine göre esir kaldığı yıllarda tek amacı kendini geliştirmek olmuş. Okumuş, yazmış ve öğrenmiş. Birazcık canavardan, yani Wolfgang Prokopil'den bahsedeyim. Kendisi Viyana doğumlu, iletişim teknisyeni olarak çalışıyordu. Geçmişi hakkında çok şey bilmiyoruz. Natasha'nın kaçtığını anlayınca o da hemen evinden uzaklaştı. Polisin onun için geleceğini ve yakalanacağını biliyordu. Bu yüzden kendini bir trenin önüne attı. Orada öldü. Hapse girmektense ölmeyi tercih etti. Natasha ifadesinde detay vermeyi reddetti. Hikayesini anlattığı bir belgeselde Wolfgang için üzüldüğünü, hatta ona acıdığını söylemiştir. Polisin söylediğine göre Wolfgang'in öldüğü söylendiğinde Natasha uzun bir süre boyunca ağlamıştır. Morg'da onun anısına bir mum yakmıştır. Her ne kadar ona acımış olsa da bunun Stockholm sendromundan kaynaklı bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi birçok röportaja katılmıştır. Avusturya'nın adalet sistemine olan inancını yitirdiğini ve hayal kırıklığına uğradığını söylemiştir. Aynı zamanda kendisinin yazdığı 3096 Gün isimli hayatını anlatan bir film de çıkmıştır. Son olarak olayla ilgili ilginç bir detay eklemek istiyorum. Kendisi 8 yıl boyunca tutsak kaldığı evi satın almıştır. Kendi ağzından söylediklerini aktarmak istiyorum. Bunun garip geldiğinin farkındayım. Elektriğini ve suyu ödemek zorundayım. Fakat onun içinde yaşamak istemiyorum. Bir başka röportajında evin yağmalanmasını ve evsizlerin doluşmasını istemediği için evi satın aldığını belirtmiştir. Arada sırada eve girip temizlik yaptığı komşuları tarafından gözlemlenmiştir. Evi satın almasının amacını hayatında bu kadar önemli bir yere sahip olmasına bağlamıştır. Kabus gibi 8 yılını geçirdiği o bodrumu doldurtmuştur. Evin hala da sahibidir. Bu olayın psikolojisini nasıl derinliğe etkilediğini kurtulduktan sonraki eylemlerine bakarak gözlemleyebiliriz. Bu garip ve korkunç vaka hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizlere anlattığım Fritzl vakasıyla çok benzer bir olay. Onu da dinlemenizi tavsiye ediyorum. Yukarıdaki karta tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz.